Şimdi TOG'un başına geldim. Wow. Bayağı iyi duruyor bu arada. Boyu nereden baksanız? Bu da içi galiba. İçi de bayağı iyi duruyor. Bagaj falan. Şimdi. Bagajı açabiliyor muyuz acaba? Ama bu şey çok iyi bak. Burada sensörler burada. Altına bakmaya çalışıyorum. Altı da kapalı galiba. Aynen. Bataryalar aşağıda zaten. Bayağı iyi duruyor ya. Acaba içine girebiliyor muyuz? Kameraları aktif bu arada. Şey, dikiz aynası falan çalışıyor. Önde sistemden var. Şurada bir kamerası varmış. Bayağı iyi duruyor. Yerinden daha iyi duruyor. Bir soralım bakalım. İçine girebiliyor muyuz? Avrupa'ya sedan modelini ben bakıyorum. Normal sosu açacak. İlk önce o gelecek. Onu sedan mı olurdu? Hmm. İlk önce bu geldi. Sonra sedan mı olurdu? Sonra sedan. Günlük sürüşü mesela. Sonra bunu aldığınız Almanya'da şarjı verebilirsiniz. Bakalım Sinop var mı? Yani şey, çevirecek olarak kullanabilirsiniz. Onda sıkıntı yok ama şu anda Avrupa'da bayağı şey. Sivaslılar vardır muhakkak. Yani yakında şeye döneceğiz. Kömürle. Kömürle. Yani doğalgazdan dolayı. Çok iyi karşılaştırma yapmış. Kömür yakar. 1, 2, 3 tane yerde şarj gerekiyor. Sivas'a varabiliyoruz. 9.9. Şarj süresi depoda olmuş. Simülatör, bunu anlatayım size. Bunu simülatör bir şekilde anlatıyoruz. Bizim bir ekranlar... Yani depoda durum süresi, şarj süresi var. Ama toplanmıyor. Sürü zamanı neden değişmiyor onu anlamadım açıkçası. Burada bence bir saat fazla olması gerekiyor. 1.6 benzinli su zaten. DC şarjda. Yani bak, burada Sivas'a gittik geldik. Diyor ki bu merkezde Mamak'ta Bodrum Yozgat'ta bile şarj istasyonları varmış. Bence gayet başarılı oldu. Ama ya ben bunu istemiyorum. Ay sen sizi görebiliyorum. Farları yanmış. Anlayacağınız bugünkü TOG macerası da böyleydi. Bence gayet iyi olmuş bu arada. Farlar yanmış. Nasıl yanmış acaba? Bence dediğim gibi gerçekten lüks bir SUV olarak duruyor. Farda TOG detayı bence hoş olmuş. Burada da benim yaka paça da almış. Gayet iyi. Jantları falan. Neymiş? Datsa 99 19 inç. Cadiz falan var galiba. Kamera falan. Hepsi çalışıyor zaten. Bence gayet iyi bu arada. İç yaşamalarına da bakalım. Evet. Bence gayet başarılı. Topla bir video şöyle. Selfie. Bence gayet başarılı bu arada. Ben gayet beğendim bu arada. Yani şarj istasyonları falan da iyi olmuş. Şöyle giderken son bir veda edelim TOG'a. Bu arada gerçekten bence lüks bir SUV olmuş. Bence gayet şık da duruyor. Boyu falan da heybetli yani. Aslında kaputa vurma testi yapmadım ama şöyle bir vurup tak tak. Sonra bir kovarlar yaka paça falan. Şimdi burada şey sistemleri çok güzel, simülasyonlar falan. Bence muhakkak bir yere yolunuz düşerse falan şey yapın, bir uğrayın, bir bakın. İçeride insanlar var, mühendisler büyük ihtimal ya da sadece sunumcular. Onlarla bir konuşun, danışın. Bence benzinli sudan daha mantıklı gibi duruyor. Ama TOG tabii ki de yerli üretim gururumuz. Almancılar da geliyor. Almanya'ya ne zaman gelecek? Şu bekliyoruz falan sabırları ya. Öyle işte bakalım.
Şimdi arabaya geri geçiyoruz. Arabada görüşürüz. Şimdi evet. Çevre yoluna çıkalım ya. Ya bu arada şuna bayılmayan yoktur herhalde. Şöyle bir saniye. Yaya var tabii ki. Dikkat edeceğiz yayalara. Bu önemli arkadaşlar. Burada zorlu şarj istasyonları da var. ZES diye geçiyor. Bunlar tabii ki elektrikli arabaların bel kemiği yani. Bu videodan da bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere.